Milli Gazete'de yer alan haberde iktidar partisinin vitrin değişikliğine hazırlandığı öne sürüldü. Parti büyüklerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği uyarıların ardından ilk neşterin İçişleri Bakanlığı'na atılacağı söylendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi sıklıkla organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Sedat Peker'in Kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşaatlarında gündeme geliyor. Ayrıca kendisinin muhalefete yönelik tavrı da kamuoyunda tepki çekiyor. Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberinde Soylu'nun yerine AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi. Ankara'da son dönemde sıkça dile getirilen bu iddiaya göre Çelik'in hazırlık yaptığı ve yeni koltuğa oturacağı belirtiliyor. Çelik isminin seçilmesinin seçimle doğrudan ilişkili olduğu da kaydediliyor. Çeliğe yakın isimler değişikliğin her an olabileceğini ifade ediyor. AKP'nin kurucuları arasında yer alan birkaç ismin, iktidar partisinin vitrin isimlerinin son yılda şaibeli işlerle gündeme gelmesi nedeniyle Erdoğan'ı uyardı ve Haziran 2023'te yapılması planlanan seçime yeni yüzlerle girmesini tavsiye ettiği öne sürülmüştü. Erdoğan'ı değişime zorlayan abilerin aksi takdirde AK Parti diye bir partinin kalmayacağını belirtti, kaydediliyor. Erdoğan da abileri haklı buldu ve bu değişimden yana tavır almak zorunda kaldığı belirtiliyor.